Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte MSI'ın gaming serisi anakartlarını inceleyeceğiz. Çok güzel görünüyor Recep. Siyah, kırmızı, tam böyle Ferrari yarış arabası değil mi? Evet, kesinlikle. MSI artık gaming serisinde renkleri belli bir oranda oturttu. Kırmızı ve siyah üzerine sürekli gidiyor bakalım. Hatta lansmanına gittiğimizde en çok dikkatimizi çeken PCB'nin, yani anakartın ana materyalinin rengi olmuştu. Orada böyle siyahı iyice koyutmuşlar. Ama bunlar tabii ki yakın detaylar. Aynen öyle. Mat PCB'ye geçilmiş. Şimdi benim ambalajda başta dikkatimi çeken şey, her şeyden önce ejderha oluyor. Bu gaming laptoplarında vardı. Ejderha Dragon serileri vardı. Evet. Böyle performans ve oyuncu statüsünde olan ürünleri var MSI. Doğru. Aslında bu sene çok fazla yine anakart modeli çıktı Recep. Yani Z97'nin gelişiyle birlikte MSI'nin geniş bir ürün portföyü var. Aynen öyle. Gaming serisi bu ürün portföyünden bir tanesi Ali. Ama kullanıcıların kafasında bayağı bir karışıklık vardı uzun zamandan beri. Evet. Sebebi neydi? İsimlendirme mi? İsimlendirme yok. GD55, G45, işte GD65 bilmem ne falan. Hep kod isim bunlar. Anlayan anlıyordu. Biliyordu neyin neye tekabül ettiğini ama ilk defa PC toplayacak olanlar ya da ilk defa böyle bir gözünü dikenler biraz şaşırıyordu. Hangisini almalıyım acaba diye. Aynen öyle. MSI şimdi öyle bu karışıklığa son vermek için nihayet isimlendirmede güzel bir yol seçmiş. Evet. Intel'den biraz esinlenmiş. Ve 3, 5, 7 olarak anakartlarını sınıflandırmış. Gaming 3, Gaming 5 ve Gaming 7. Şimdi 3, 5, 7 nereden çıkıyor onu da ben açıklayayım. Sevgili izleyiciler, Intel'in biliyorsunuz Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcileri var. Bunları da seçerken insanlar çok basit bir tercih yapıyorlar aslında. Sadece günlük işlerde kullanacakları çok yüksek işlemci performansına ihtiyaç duymayan bilgisayarlarında i3'ü tercih ediyorlar. Niye? Bütçe dostu olduğu için. Evet. i5 orta seviyede herkesin kurtarıcısı. Performanstan feragat etmiyorsun. Hatta gayet iyi performans alıyorsun. Ama i7 artık bunun üstünde kaymak tabakada çok güçlü işlemci performansı veriyor. MSI'da isimlendirmede aynen i3 bilgisayar mı toplayacaksın, i5, i7 gaming PC toplayacaksın, ona göre anakart yaptık der gibi olmuş biraz. Benim kafamda direkt bu belirdi. Ali, açıkçası sana hak vermem gerek var. En üst seviyeye almak isteyenler gaming 7'yi alıyorlar. Orta sınıf gaming 5, giriş seviyesi de gaming 3. Şimdi biz bunların farklarına daha detaylıca bakacağız. Ama ondan önce ben biraz not aldım. Çok kısa onlardan bahsetmek istiyorum. Evet, ne yenilikler var? MSI'nin yeni gaming serisiyle birlikte isimlendirme ve bu rengin güzelleşmesi ambalaj dışında ne değişiyor altta? Ne değişiyor? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Killer serisi aynen devam ediyor Ali. Yani üst seviye bir Ethernet kontrolcüsü var anakartların içerisinde. Bu Ethernet kontrolcüsü ne işe yarıyor? Daha düşük ping süreleri, tabii iddia edilenler bunlar. Tabii kanıtlamak için testine bakmak gerekiyor. Evet. Aynı zamanda ses kalitesinde de artırılmış bir performans söz konusu. Rakiplerine benzer şekilde ses chipinin üzerine bir AMI koruması konulmuş. Yani parazitlerden arındırılmış bir ses yongası görüyoruz. Benim anladığım şu. Hızlı Ethernet oyuncuların her şeyden önce multiplayer oyunculara hitap ediyor. Evet. Daha kaliteli ses de kimse ses kartı alıp kullanmadığı için hemen hemen herkesin ortak yaşadığı parazit, kirli ses sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Doğru mu? Aynen öyle. Ali, bunun yanında donanımlara biraz bakacağız ama yazılımsal olarak da bazı yenilikler sunuyor MSI. Bunlardan en önemlisi bence anakartlarla birlikte X-Split yazılımının 6 aylık ücretsiz sürümünün verilmesi. Peki, şimdi bu X-Split söylediğin kadar ücretli bir uygulama. Evet. Hiç bilmeyenler, tanımayanlar var. Bu X-Split uygulamasının 6 ay bedava vermesi ne anlama geliyor MSI'nin? Yani bu uygulama ne işine yarayacak? Şimdi biliyorsun yeni bir moda var artık. YouTuber'lık, bu Twitcher'lık, işte Twitch'te yayın yapma, YouTube'da yapma, işte oyun oynama. Oldukça popüler, insanlar birbirinin oynadığı oyunu izliyor. Hatta arkadaşını davet ediyor. Birlikte oynamış gibi oldum diye. Evet, aynen. Bu popüler olunca bunun için farklı yazılımlar çıktı piyasaya. Bu yazılımların amacı ne Ali? Sen oyununu yayınlarken aynı zamanda kendi görüntünü de kolayca yayınlayabilirsin. Webcam'den aldığın görüntüyü o streamin içine embed edebilirsin diye X-Split gibi bir yazılım çıktı. Ha, bu dediğin şey videolarda bizim de yaptığımız oyun videolarında var ya. Biz şimdi normalde ayrı kameralarla çekip birleştiriyoruz. Evet, evet. Orada normalde sırf oyun ekranını göstermek yerine kenarda kendi yüzünü koyuyorsun. Evet. Oradan yüzünü görüyorlar. Bunu yapıyor. Tabii biz tabii sonradan iki videoyu birleştiriyoruz. X-Split bunu gerçek zamanlı olarak canlı yayın esnasında yapabiliyor. Güzel. Yani yanında oyuncular için böyle streamingi, artık yeni modayı takip ettiğini MSI'nin gösteren bir tane de promosyonu var. 6 aylık. Evet. Onun yanında yine MSI'nin kendi yazılımları var. Bu yazılımlarda kolay oyuklak işlerine yarıyor. Zaten şimdi oyuncu serilerinin temel özelliklerine baktığım zaman bir Z97 yeni teknoloji, yeni Intel işlemciler demek. Evet. Hangi işlemciler var şimdi yeni? Haswell Refresh ve Broadwell var. Broadwell efsane beklediğimiz yeni seri ama daha piyasada yok. Yok, henüz gelmedi. Haswell Refresh ya da Haswell ile idare edeceğiz artık. Yani şimdi yeni toplanan sistemler bu ikisini kullanıyor olacak. Aynen.
Bunun haricinde tabii ki overclock imkanları, anakartın sağlam, dayanıklı, yüksek performanslı olması, yanında katma değer sunması dediğin evet. Ethernet ve ses gibi bütün bunları paket yapmışlar anlaşılan. Peki abi o zaman şimdi notlarında daha detaylara geçecek miyiz? Çok fazla detay var Ali. İnanılmaz fazla detay var. Hani ben buzdağının görünen kısmını anlattım. Evet. Birazdan buzdağının derinliklerine ineceğiz. İnelim o zaman Recep. Hemen. Evet, şimdi MSI'nin Gaming serisinden Z97 Yonga setli Gaming 7 anakartına yakından bakacağız. Kutusunun üzerinde Just Game sloganı dikkat çekiyor. Evet, yani sadece oyna diyor MSI. Başka teferruatlarla uğraşma bakalım. Ama yine de ne kadar özellik var, ne kadar teferruat var. Bu nedir Recep? Bu Ali bir tane test belgesi. MSI diyor ki biz bu anakartı size yollamadan önce bir tane 3770K işlemci taktık. İşte şu bileşenleri taktık. Bunlarla bir test ettik. Yani bu bilgisayarda kullanacağın anakartın çalıştığı kanıtlanmış. Üstüne üstlük performans notları da not alınmış. Aynen öyle. Hatta MSI bunu bize gösterirken bir öneri de yapmaktan geri kalmıyor. Nedir? Diyor ki Intel'in stok soğutucusu poor yani zayıf. Evet. Bunu kullanmanızı pek tavsiye etmiyoruz diyor. Biz de kullanmıyoruz sistem monte ederken zaten. Nadiren aynen. Kullandık bugüne kadar. Aynen öyle. Acceptable yani kabul edilebilir bir soğutucu görüyoruz. Burada onun tipi yanında... pek kabul edilebilir durmuyor açıkçası. Evet. Bayağı dandik duruyor ama neyse. Gerçekten. Daha iyi bir soğutucu ise bu ben biraz Hyper212'ye benzettim Cooler Master. Evet. Böyle bir daha geniş alüminyum ızgaralar olan iyi bir soğutucu almanızda kullanmanızda fayda var eğer overclock yapıyorsanız. Overclock'ta soğutma önemli. Evet. Pekala kutu içeriğine devam edelim. Anakartımızı görüyoruz. Z97 Gaming 7 anakartımız bu şekilde ama biraz daha yakından bakarız buna. O yüzden şimdilik bir kenara kaldıralım. Ben böyle ambalajını çıkartayım. Kutu içeriğine yakından bakmış olalım. Bu kasanın arkasına taktığımız kapak klasik toz almasın diye evet, takılıyor. Evet arka braket. Braketin bu tarafında da yine Ali şöyle bir şey var kabarıklık var. Bu da statik elektriği kasayla anakart arasında taşımanın engellenmesini sağlıyor. Çok güzel. Bu tür yalıtımlar aslında hem ses hem toz için önemli. Evet. Yanında sürücü diski geliyor. Siyah. Yine kutunun içerisinde. Evet bu gerçekten ilk defa benim gördüğüm bir şey. Yani siyah tasarım anakartın şeyine uygun olmuş. MSI bunu iyi düşünmüş. Branding'de bir tutarlılık var. Onu takdir öyle. Ettim. Marketing takımı iyi çalışmış. Marketing takımı güzel çalışmış. Evet. Yanında neyi nasıl takacağınızı yapacağınızı gösteren. Burada özellikle kasanın ön tarafındaki power switchleri, speaker buzzları nasıl takacağınızı çok güzel gösteriyor. Anakart kitapçığından aramadan burada hızlı bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ben bunu çok takdir ettim. Benim çünkü en dertli olduğum alan budur Recep. Açık söylüyorum. Hiç sevmem bilgisayar toplarken onları takmayı ama mecbursun. Biz de montaj videoları mümkün olduğu kadar aktarıyoruz onları nasıl yapacağınızı. Burada ne var? Kablo etiketleri var. İşte etiketleri unutmayın diye. Kablonun bir ucuna bağlıyorsunuz anakarta giden kısmına. Öbür ucunu da sabit diske giden kısmına bağlıyorsunuz ve not alıyorsunuz. İşte SATA 1 kablosu, SATA 1 diye bu şekilde kolayca buluyorsunuz. SATA kabloları da zaten bu şekilde. Bakıyorum biri düz, biri L şeklinde bu SATA kablosunun. Evet. Farklı yerlere rahat bir açıda takabilmek için. İki tane bundan var. İki tane SATA kablosu, hatta dört tane pardon. İki tane paketimiz var. Bu nedir peki Recep? Burada bir şey var. Bakalım Ali ona. Burada sanırım anakartın üzerine özellikle bağlamak için konulmuş bir güç bağlantısı var. Buraya normal Molex güç bağlantımızı takıyoruz. Öbür kısmını da anakartın üzerine takıyoruz. Sanırım anakart bir noktadan ekstra güç alıyor Ali. Buna biraz daha detaylıca bakacağız anakartın içeride. Yakından baktığımızda anlarız. Bir tane SLI köprüsü var Nvidia'nın. Evet. Yine o dediğim takması zor olan power switchleri, ledleri takmak için kolay takma aparatı var. Tek tek kabloları üzerine takıp tek bir defada oturtmanızı sağlıyor. Bu da sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. Evet. Burada bir şeyler daha var. Voltaj ölçüm noktaları için aparat var Ali. Bu sadece 7 serisinde olan bir şey. Çünkü 7 serisinde sadece voltaj ölçüm noktaları var. Çok üst düzey overclock yapıyorsanız voltaj ölçüm noktasına değdirerek voltaj ölçüm cihazına anakartın işte DDR bellekleri, CPU'ya ne kadar voltaj gönderdiğini ölçebiliyorsunuz rahatlıkla. Çok güzel özellikler. Bir tane böyle metalik duran yapıştırmamız var. Bu da kasada işimiz bittikten sonra evet. Üzerine ritüelle yapıştırdığımız önemli parçalardan kesinlikle. Bir tanesi. Bunu da vereyim. Kitapçığı görüyoruz sanırım. Kitapçıklar da güzel olmuş. Renkli renkli. Böyle hoşuma gitti benim. Sarı siyah. Evet sarı siyah. Overclock rehberiymiş bu Ali. Bu rehbere bakarak kullanıcılar overclock yapabiliyorlar. Tabii bunun için İngilizce bir öğrenmeye başlamanızda fayda var şimdi. Değil mi? Evet. Şimdi bize gelen tabii ki test ürününde. Piyasada da bu şekilde mi Recep? Piyasadaki ürünlerden evet, bu test ürünler. Evet piyasadaki ürünlerde bu şekilde. Farklı dillerde
User Guide'ımız var. Evet, kullanma kılavuzumuz. Software ve Application User Guide var. Bu MSI'nin kendi sunduğu yazılımları nasıl kullanacağız? Arayüzde nerede ne var anlayamazsanız buradan kontrol edebilirsiniz. Aynen öyle. Bir de çok güzel bir şey daha var. Evet, kapı aparatı var. Bunun tam adı nedir ben bilmiyorum Ali. Otellerde bulunur genelde. Evet. Rahatsız etmeyin diye yasarsın. Aynen öyle. I am not here. Ben burada değilim. Gaming, motherboard, I am sorry, busy gaming, yani üzgünüm, meşgulüm. Ya oyun oynuyorum ya da burada değilim zaten. Aynen. İkisinin dışında bir seçenek yok diye. Gençlerin, genç hissedenlerin sevdiği detaylardan bir tanesi daha. Kesinlikle. Kutu içeriğini böylece bitirmiş olduk. Anakarta yakından bakabiliriz. Evet. Gaming 5'in içeriğine de hızlıca bakalım Ali. Evet, 7 ile 5'in içeriği arasında nasıl bir fark var ben merak ediyorum Recep. Kutudan bahsettik. Evet. Açtık, bir tane belge çıkmadı ama belki altındadır. Onu henüz bilmiyoruz. Olabilir. Anakartımızı görüyoruz burada. Daha detaylıca bakacağız birazdan yakından. Hah, demiştim. Bunun içerisinden de yine test edine dair belgemiz çıktı. Evet, yine buna da 4770K işlemci takılmış, bileşenler takılmış ve puanlar burada gösteriliyor. Valla bunların üzerindeki işte etiketler, şuradaki şeyler vesaireler, bunlar bir ayrı bir emek yani. MSI fabrikada bayağı bir uğraştırmış Tayvanlı dostlarımızı. Aynen öyle. Devam ettiğimiz zaman altta burada yine kabımız var. Kabımızı çıkarttık. Evet. Şimdi yine arka paneli görüyoruz. Arka panel çok benzer bir yapıda. Olmazsa olmaz. SLI köprümüzü görüyoruz. Evet. Bu arada Gaming 3'te SLI desteği yok. Onu belirtelim Ali. He, çok önemli bir fark. SATA kablolarımızı görüyoruz. SATA kablosu yarısı kadar. Evet, iki tane SATA kablosu çıktı, biraz kısılmış. Yine voltaj besleme aparatını görüyoruz. Yine anakartı kasaya bağlamamız için gereken pinleri kolay bağlama aparatını görüyoruz. Overclock rehberi, sürücü CD'si, montaj rehberi, yine bağlama şeyi, kablo aparat evet. Şeyi. Kullanma kılavuzu. Yazılım kullanma kılavuzu yok. Evet, o da şey, doğru diyorsun Ali, yazılım kullanma kılavuzu çıkmadı içinden. Yine kasaya yapıştıracağımız şey var. Bir de voltaj ölçüm pinleri yok. Evet. Yani voltaj ölçüm pinleri, ekstra SATA kablosu, bunun haricinde yazılım kullanım kılavuzu gibi birkaç tane eksik var. Yani evet. Maliyet, fiyat düştükçe kutu içeriği de azalıyor. Aynen öyle. Evet, şimdi MSI'nin Z97 Yonga Seti Gaming 7 anakartına yakından bakıyoruz. Senin belirttiğin gibi Core i7 yani güçlü bir oyun bilgisayarı toplamak için tercih edeceğin üst düzey bir model bu. Evet. En dikkatimi çeken şey başta da söylediğim gibi PCB renginin artık çok güzel mat bir siyah olması. Mat benim de sevdiğim bir renk Ali. MSI bu konuda kendisini geliştirmiş. PCB'si güzel görünüyor. Bu da oyuncuların hoşuna giden bir özellik. Bunun haricinde ben özellikle işlemcinin çevresindeki MOSFET soğutuculara yakından baktığım zaman MSI buna ejderha pençesi diyor ama ben ejderha pençesine benzetemiyorum. Sen, bunu açıkça söyleyeyim. Sen FRP'ci adamsın Ali. Sen şimdi ejderha ne olduğunu bilirsin. Ejderha pençesi de gördüm. Hiç benzemiyor şimdi. Ama siyah ve kırmızı olduğu için çok güzel duruyor. Peki buradaki teknoloji ya da materyal nedir? Önemli olan bu. Ali burada benim gördüğüm kadarıyla seramik bir soğutma kullanılmış. Bu soğutmada aynı zamanda içerisinde ısı borusu var. Isı borusuyla etkili bir soğutma sağlanmış. Ki zaten artık o kadar da yüksek bir ısı oluşturması söz konusu değil. Çünkü biliyorsun yeni işlem artık eskisi kadar çok ısınmıyorlar. Doğru. Daha düşük nanometre, daha yüksek teknoloji, daha az ısınmayla daha çok performans demek. Bunun haricinde dikkat çeken özellikler tabi buradaki portlar. Özellikle buradaki Ethernet USB portlarına yakından baktığımız zaman değerlendireceğiz. Burada baktığımızda RAM yuvaları var. RAM yuvaları dışında genel olarak şöyle bir baktığım zaman üzerinde işte hatayı gösteren kısmı görüyorum. Debug LED. Debug LED'i görüyorum. Kuzey köprüsünü görüyorum. Evet. Z97 Yonga setinin altında olduğu MSI'nin gaming serisinin logosunu taşıyan son derece büyük bir soğutma var burada. Bunun haricinde işte PCI Express yuvaları, PCI yuvaları, çeşitli aparatları bağlamak evet, için. Evet, PCI Express X1 yuvaları. X1 yuvaları, BIOS pini görülüyor. Onun haricinde burada dikkat çeken M2 portu var. M2 portu özellikle. Evet, özellikle hızına değineceğiz yakından bakarken. Bir de burada özellikle audio boost kısmının anakarttan böyle ayrılmış olduğunu görüyorum. Kesinlikle. Bu da artık MSI'de yeni trende ayak uydurmuş ve ses kartını ayrı bir PCB'den ayrı bir şekilde konumlandırarak daha kaliteli ses sunmayı amaçlıyor. Burada tabii daha fazla detay var ama bunların hepsine biraz daha yakından bakalım. Anakartın her bir kısmındaki teknolojilere tek tek değinmeye başlayalım. Recep, şimdi biraz saçma gelebilir ama çok önemli bir soru soracağım. Biz bunu i3, i5, i7 için dedik ama şimdi ben Gaming 7 anakarta
i3 ya da i5 işlemci takabilir miyim? Tabii ki takabilirsin Ali. Açıkçası soket ile uyumlu olan bütün işlemcileri takabilirsin rahatlıkla. Yani i7 sistem alacağım diye Gaming 7 almana gerek yok. i7 sistem alıp Gaming 3 de rahatlıkla alabilirsin. Anladım. Bunlar sadece birazcık insanları yakınlaştırmak, fikir vermek için, üst aynen seviye imajı vermek için yapılan bir isimler. Aynen öyle. Bir önemli daha konu daha var. Bu anakartların hepsi, yani Gaming 3, Gaming 5, Gaming 7 hepsi de Z97 soketini, Yonga setini kullanıyor. Aynı zamanda 1150 soketi kullanıyor. Performansları arasında bir fark olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Nedir anakartların farkları? Üzerindeki ek özellikler. Ek özellikler. Diyorsun ki sana sunduğu kolaylıklar, overclock kolaylıkları, bağlantı seçeneklerinin çokluğu ve yanındaki aksesuarlar gibi. Aynen öyle. Evet Recep, şimdi bu anakartın üzerindeki ses yongasını bayağı bir geliştirmişler anlaşılan. Çünkü PCB'den ayrılmış. Hatta burada aydınlatmalı bir ayrılma var. Evet Ali, ilk olarak kullanılan ses yongasından bahsedeyim ben. Evet, ne kullanılmış? Realtek'in ALC1150 ses yongası var Ali. Bu Audio Boost yazan AMI korumalı, yani elektromanyetik interference dediğimiz elektromanyetik parazitlerden korumak için üzerinde bir kalkan var. Bunun altında Realtek'in ALC1150 yongası var. Şimdi benim temel sorum basit. Bu yeni anakartlarda ekstra bir özellik olarak üzerine koruma konulmuş. Anakarttan ayrılmış. Ama ya bütün anakartlarda aynı Realtek'tir, ALC, bu yongalar yok mu zaten? Fark nerede? Doğru, bu yongalar var ama fark bunların satın alınan lisanslarında. Ali, gerek Creative'den gerek Dolby laboratuvarlarından alınan lisanslarla ses kartı sürücüleri zenginleştiriliyor ve ses çipine daha ek özellikler kazandırılıyor. Yani donanımdan ziyade aslında yazılımsal birçok özellik de ses kartının daha ileri seviye olmasını sağlıyor. Peki bu üzerindeki alttaki yongalar, bu ayrılma, bunlar donanımsal olarak bir şey katmıyor mu? Bunlar da donanımsal olarak bir şey katıyor. İstersen ilk olarak bu PCB'den ayrılma olayına bakalım. Hani evet. Sadece elektromanyetik koruma için üzerindeki kalkan yok. Onun yanında PCB'den burada gördüğümüz çizgiyle ayrılıyor. Bu ayrılma sayesinde de ses kartı anakartın üzerindeki diğer bileşenlerden ayrılıyor. Ve onların oluşturduğu parazitten mahrum oluyor. Hatta burada mahrum olması iyi bir şey yani. İyi bir şey. Yani diyorsun ki ses kirliliğini azaltmak için ayırmışlar ve kalkanın içerisine almışlar. Sadece yongayı anakartın üzerine gömüp bırakmamışlar. Evet. Şimdi Ali, burada tabii ki bununla bitmiyor. Ses kartı için görmüş olduğumuz üzere ayrıca özel kapasitörler kullanmışlar. Bunlar Japon malı Nichicon kapasitörler Ali. Şu Japon malı olayı hep devam ediyor. Nichicon kapasitörler. Ses hastaları anlıyor bu işlerden Recep. Açıkçası bu ayrı bir zevk. Aynen öyle. Burada önemli bir nokta daha var Ali. Burada iki tane çip görüyoruz. Nedir bunlar? Bu çipler nedir? Bu çipler özellikle bir anakartın ön portlarından kulaklık takanların işine yarayacak olan kulaklık amplifikatör çipleri. Yani kulaklığa giden sesi yükseltmeye yarayan iki tane çip görüyoruz burada. Normalde çünkü özellikle eski bilgisayarlarda bariz bir sorun vardır. Kulaklığı arkaya takmazsan ön portlardan daha az ses alırsın. Evet, kesinlikle. Önemli bir nokta daha var Ali. Burada Audio Power 1 diye bir kısım görüyoruz. Nedir bu Audio Power? Audio zaten ses, Power'da herkes aşağı yukarı biliyordur. Güç, ses kartı için ayrı bir güç aparatı vardı kutunun içerisinde hatırlarsan. Evet, anakartın kutusundan çıkan o aparat bu muydu? Aynen öyle Ali, o aparat. O işe yarıyordu. O aparatı buraya takıyoruz. Ardından 4 pin Molex kablosunu da o aparata takıyoruz ve buradaki ses kartını besleyen ayrı bir güç elde ediyoruz. Şimdi orada ince bir detay daha var. Burada Audio Switch 1 diye bir şey var. Evet, ne işe yaradığını merak ettim. Daha önceden alışık olduğum bir parça değil o. Evet, bu anakart kapalı olduğu zaman kullanılması gereken bir switch. Açık olduğu zaman anakartınızı yakabilirsiniz. Bu switch'i Ali değiştirdiğimiz zaman, sağa sola aldığımız zaman ses kartının ya anakarttan doğrudan güç almasını sağlıyoruz ya da bu harici güç kaynağından güç almasını sağlıyoruz. Tabii ki MSI'nin tavsiye ettiği mümkünse harici güç kaynağından güç almasını sağlayın. Bu sayede sesiniz çok daha kaliteli bir seviyeye ulaşıyor. Çok güzel. Ses kartındaki özellikler bunlar anladığım kadarıyla. Evet. Bunun haricinde bir yenilik var mı? Bunun haricinde Ali, birazdan daha yakından bakacağız ama portların da altın kaplama olduğunu söylememe gerek var. Anladım. MSI burada ses kartı ile ilgili gerekli olan her şeyi yapmış o zaman. Evet. Recep, şimdi neye bakıyoruz? Şimdi Ali, Killer Ethernet yongasına bakıyoruz. Broadcom tarafından üretilen bir yonga bu. E2205 modeli Killer Ethernet yongası ne sağlıyor oyunculara? Özellikle oyunlarda daha düşük ping süreleri sağladığını iddia ediyor MSI. Peki nerede bu yonga? Bu yonga Ali tam olarak şurada. Üzerine K harfi yazan yonga. Bu arada pek çok paylaşan olduğu için artık insan ister istemez soruyor. Son derece küçük bir yonga. Evet, ne getiriyor peki bu? Son derece küçük bir yonga ama
internet trafiğinin kontrol edilmesini sağlıyor bu Yonga. Yonga ile kalmıyor tabii ki olay. Aynı zamanda bunun bir de yanında yazılım geliyor Ali. Bu yazılım sayesinde oyunların veya internet uygulamalarının trafiğini kontrol edip istediğimiz uygulamaya öncelik atayabiliyoruz rahatlıkla. Recep, bu M2 yuvası nedir, ne işe yarar? M2 yuvası Ali, Z97 ile birlikte gelen güzelliklerden bir tanesi. M2 yuvasının en büyük avantajı 10 gigabit veri aktarım hızına ulaşabilmesi. Normalde ne kadardı bu hız Recep? Normalde 6 gigabitti bu Ali. Neredeyse 2 katına varan bir bağlantı hızı artışı var. Aynen öyle. Ne takıyoruz peki buraya? Ne takıyoruz? Buraya M2 yuvasıyla uyumlu SSD'ler takabiliyoruz. Şimdi burada ilginç bir detay var Ali. MSI kendisi bir aparat geliştirmiş. Nedir bu aparat? Bu anakartta SATA Express portu yok ama MSI'nin geliştirdiği aparat sayesinde M2 yuvasını SATA Express portu haline getirebiliyoruz. Şimdi SATA portunu biliyoruz. SATA Express portu ne yapıyor? SATA portu biliyorsun, SATA 2 var, SATA 3 var. SATA 3 en fazla 6 gigabit hıza kadar ulaşabiliyor. SATA Express ise aynı M2 ile benzer hıza ulaşıyor. 10 gigabit hızına yüksek hızlara ulaşabiliyor. Peki niye böyle bir şey yapmışlar? Niye ayrı SATA Express koymamışlar da SATA Express adaptörü seçeneği sunmuşlar? Şimdi öyle, aslında zaten SATA Express ve M2'yi bir arada sunan anakartlar, daha önce baktığımız anakartlar, bu iki parçanın birden bağlanmasını pek mümkün kılmıyor. Hem SATA Express portuna hem de M2 portuna bir aparat bağladığın zaman bunlardan bir tanesi öncelikli oluyor. Anladım. Biri daha hızlı çalışıyor, diğeri ikinci planda. Aynen öyle. MSI'da böyle bir şey yapmak yerine kullanıcı ya M2'yi kullansın ya da SATA Express'i kullansın diye böyle bir aparat yapmış. İsteyen kullanıcı ne yapıyor? M2 portuna, buraya takıyor SSD'sini, ufak M2 SSD'sini. MSATA SSD'lerle uyumlu değil bu arada, bunu eklememde fayda o var. O çok önemli, sana onu soracaktım. Bizim MSI gaming laptoplarda bulunan küçük sabit diskleri çıkarıp taksak olmaz mı? Olmuyor Ali, çünkü bir boyut farkı var. M2 SSD'lerin boyutu biraz daha ufak, MSATA SSD'ler uymuyor maalesef. Anladım, yani bunların kendi özel SSD'leri lazım. Evet. Burada vida yuvaları var zaten, herhalde oralara monte ediyoruz diğer tarafını. Aynen öyle, istersen SSD'ni istersen de SATA Express aparatını monte et. Yani hem M2 SSD hem de SATA Express SSD takabiliyorsun ama kutu içerinden bu aparat çıkmadı Ali, bunu belirtmemizde fayda var. Recep, şimdi anakartlarla yeni tanışan izleyicilerimiz de var. İlk defa PC toplayacaklar, yapacaklar. Her anakartta olmayan bazı tuşlar var bunun üzerinde. Bunlar nedir, ne işe yarar? Bunlar nedir, ne işe yarar Ali? Bunlardan en soldaki açma kapama tuşu. Buna basıyoruz ve anakartımız çalışmaya başlıyor. Onun hemen yanında reset atmak istediğim zaman reset tuşu. Ve en sağda da OC Geni tuşu var Ali, donanımsal bir tuş. Bu tuşa basıyoruz bilgisayarımız kapalıyken. Evet. Akabinde bilgisayarımızı açıyoruz. Bilgisayar genelde ilk açılışta açılmayabilir. İki veya üçüncü açılışta işlemcimiz için en ideal overclock değerini hesaplayıp işlemcimizi otomatik olarak overclock edip bilgisayarı öyle açıyor. Anladım. Bir iki defa kapan aç ölçüyor, ondan sonra da açıyor, ayarları yapıyor. Yani. Aynen öyle. Peki bunlar overclockçular için mi, normal kullanıcılar için mi? Tabii ki normal kullanıcılar için, overclockçular için ise çok daha gelişmiş şeyler var. Şimdi onları biraz daha yakından bakalım. Şimdi overclockçular için çılgın özellikler var dedin. Nedir bu çılgın özellik, yani ne çılgınlık yapıyor? Ali, biraz fazla özellik var, o yüzden ben soldan sağa doğru bir sıralamayla gideceğim. En solda görmüş olduğumuz üzere burada bir tane switch var Ali. Ne işe yarar? Bu switch ne işe yarar? Şöyle bir açayım, şöyle şu tarafa getireyim. Switch'in yanında ne yazıyor? Burada anakartın üzerindeki her şeyin aslında ne olduğu anakartın kendi üzerinde yazan. Burada slow diye bir ibare var. Bu switch Ali, anakartın açıldığı zaman daha yavaş boot etmesini sağlıyor. Overclockçu niye yavaş boot etmek istesin? Recep, hızlandırmaya çalışmıyor mu adam? Değil mi? Hızlandırmaya çalışıyor ama yavaş boot etmesi lazım. Neden yavaş boot etmesi lazım Ali? Sistemin en çok zorlandığı kısım sistem boot ederkenki kısım. Yani bir overclockçu overclock yaptıktan sonra eğer masa üstüne ulaşabiliyorsa overclock genelde başarılı olarak sayılıyor. Ondan sonra testler yapılıyor. Anladım. Masa üstüne ulaşırken de sistemin yavaş boot etmesi gerekiyor çünkü hızlı boot sisteme çok fazla yük bindiriyor. Bir de bir ikinci nokta Ali, overclock yaparken overclockçılar LN2 yani sıvı azot kullanıyorlar. Sıvı nitrojeni çok duydum ama sıvı azot bambaşkaymış. Evet, sıvı azot kullanırken -196 derecede olması lazım yanlışım yoksa, o derecelere kadar iniliyor. O derecelere kadar inilirken de Ali,
İşlemci çok farklı ısı rapor ediyor BIOS'a. Anladım. Yani BIOS'un bunları algılayabilmesi için yavaş ve dikkatli boot etmesi aynen lazım. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu switch açınca zamanı yavaşlatıyoruz ki BIOS işlemciyi ve diğer bileşenleri daha iyi algılasın. Orgulak yaptıktan sonra sistem daha kolay ve stabil bir şekilde boot etsin. Buna bullet time tuşu deyip geçiyorum hocam. Onun aynen. Yanında ne var? Kesinlikle bullet time tuşu. Çok güzel koydun isim. Onun hemen yanında debug led var. Debug led nedir? Debug nedir? Önce ondan biraz bahsedelim. Böceksizleştirme mi? Böceksizleştirme, aynen. PC açılırken bir yerlere bir böcek sıkıştı. RAM'i yanlış taktın, işlemciyi yanlış monte ettin. Bu tür hataları andırmak için debug led'i var. PC açılırken Ali bu debug led disco topu gibi dönmeye başlıyor, tamam mı? Evet. O disco topu gibi dönerken rakamlar çıkıyor orada. Sen de o rakamlara bakıyorsun. 75, 76, 77 böyle sıra sıra. İşte RAM kontrol edildi, okey. İşlemci kontrol edildi, okey. Kuzey köprüsü okey, ben boot ediyorum diye böyle roket fırlatır gibi debug led ilerliyor. Orada bir yerde takılırsa, diyelim 76'da takıldı. Sen kullanma kılavuzuna bakıyorsun. Ha 76 RAM'miş. Ulan RAM'i yanlış monte etmişim diyorsun. Hop takıp RAM'i doğru yerine takıyorsun. Sorun ne bu anakartta dediğin zaman anlamanı sağlıyor yani. Aynen. Sadece. Saç baş olmana gerek kalmıyor. Bir de bip sesleriyle uğraşmana da gerek kalmıyor debug led sayesinde. Eskiden Morse alfabesi gibi o gelen debug seslerini analiz ederdik. 3 kısa 1 uzun. Hayır abi 3 kısa 1 orta sinyal verdi diye böyle tartışmalara şahit olduk. Aynen. Onlar debug led sayesinde tarih oluyor. Şimdi onun yanında 24 pinlik anakartımıza ana gücünü besleyen güç bağlantısı var. Bu evet. Çok güzel. Tamam. Zaten bütün anakartlar da standart. Ama bütün anakartlarda olmayan bir özellik var. Burada başka güç portları var sanırım. Nedir bunlar? Ali, onlar voltaj ölçüm noktaları. Nasıl voltaj ölçüm noktası? Yani normalde ben şimdi yazılımla bakabiliyorum voltaja bildiğim kadarıyla. Evet. Ama şöyle bir şey var Ali, yazılımın çalışması için işletim sisteminin çalışması lazım. Hatta BIOS'a bile erişebiliyor olman lazım belli başlı işlevleri elde edebilmek doğru. için. Oğuklakçılar voltaj değerlerini her zaman bilmek istiyorlar. Bu yüzden voltaj ölçüm cihazları kullanıyorlar. Bu voltaj ölçüm cihazlarını da bu noktalara bağlıyorlar. Buradan nelerin voltajını ölçüyorlar. Ben elimden geldiğince bilgilendirmeye çalışacağım. Voltaj VCC'in voltaj giriş kontrolü, DDR yani belleklerin voltajı, Core yani işlemcinin çekirdek voltajı, GFX, graphics card yani ekran kartının voltajı, ring voltajı, bundan emin değilim ama ring voltajı bildiğim kadarıyla kuzey köprüsü ile evet. işlemci arasındaki halkanın ölçümü voltajı. SSA voltajı bu işte kuzey köprüsü voltajı olması gerekiyor. GND dediğimiz topraklama yine 3 tane. Ground. Evet ground yani 3 tane de topraklama kısmı mevcut. Anakarttan çıkan o ufak aparatlar da burada overclockçuların hayatını kolaylaştırmak için kolayca bağlamalarını sağlıyor değil aynen mi? Öyle. Biraz da bileşenlerden bahsedelim Ali. Evet. Burada ne var? Dark cap dediği MSI'ın yani katı kapasitörlerin biraz daha geliştirilmişi. Siyah kapasitörler, kara kapasitörler diyelim bizim var. Bak güzel oldu, kafiyeli oldu bir de kara kapasitör. Kara kapasitör. Aynen öyle. Onun yanında süper ferrit çok var yani süper boğucu bobinler. Normal demir boğucu bobinlerden biraz daha geliştirilmiş boğucu bobinler bunlar. Bir de bunun yanında genel olarak MSI gerekli yerlerde ne kullanıyor? High C cap kullanıyor. Yani yüksek... High C cap ne? Şimdi yani bütün bunların hepsi anakarta temelde daha düzenli voltaj vermek, gücü dengelemek ve de voltaj yükselmelerini engellemek işlevini yapıyor değil evet, mi hocam? Evet, evet Ali. Daha kaliteli malzeme teknolojileri geliştiriyorlar, daha kaliteli bileşen kullanıyorlar. Katı kapasitör çıktığı zaman zaten devrim olmuştu. Eski kapasitörlerin ömrü çok kısaydı, bu katı kapasitörlerin ömrü benim bildiğim 10 yıla kadar uzuyor yani. Aynen öyle. 10 yıl kullanabileceğimiz anakartlar geçmişte yoktu sevgili izleyiciler. Ama bununla birlikte artık daha da gelişmiş modeller mevcut. Evet, burada da Ali dediğimiz gibi high C cap'leri görüyoruz. High C cap'ler dark cap'lerden bile daha ileri kapasitörler. Bu kapasitörler özellikle işlemci çevresinde kullanılıyor. MSI şöyle diyor, aslında hatta MSI'nin tamamen high C cap'ten oluşan bir anakartı da var ama MSI şunu diyor, yani anakartın her tarafında high C cap kullanmaya gerek yok. O yüzden gerektiği yerlerde high C cap kullanıyoruz, gerekmeyen yerlerde katı kapasitör ya da dark kapasitör kullanıyoruz. Recep, şimdi önemli bir tane daha özellikten bahsetmişti MSI. Ön USB portlarında sizin voltajınız düşmeyecek, mutlaka stabil olacak demişti. Bunu nasıl sağlayacaklar? Bunu nasıl sağlayacaklar Ali? Burada iki tane voltaj kontrol ve yükseltme çipleri var Ali. Burada bir tane kapasitör var özellikle görüyoruz. Bu sayede ne oluyor? USB 3.0 portlarına daha fazla güç gidiyor. Normalde çünkü eski bilgisayarlarda en çok yaşadığım sorunlardan bir tanesi USB portlarına takılan cihazların çalışmaması, stabil çalışmaması ya da zaman zaman mesela sabit disk ya da harici bir çoklama portunun sorun çıkarmasıydı.
Bunu aşmış oluyor muyuz artık böylece? Evet Ali, onu aşmış oluyoruz. Artık ön USB portlarına taktığımız cihazların herhangi bir dropout denilen kesilmesi söz konusu olmayacak. Ayrıca olası aşırı voltaja karşı MSI yine buraya da bir tane yeniden programlanabilir sigorta koymayı da ihmal etmemiş. Harika. Yani anakartın üzerine resmen ekstra böyle her bileşen için güç beslemeleri ve de sigortalar mevcut. Kesinlikle. Recep, şimdi ön USB portlarına giden güçten yongalara kadar her şeyden bahsettik. Evet. Geldik arka portlara. Arka portlara geldiğimizde yine ben soldan sağa doğru gitmek istiyorum Ali. Şimdi MSI burada kırmızı USB portları kullanmış. Daha önce pek görmemiştik bu kırmızı USB portlarını. Kırmızı çekicidir, kırmızı hız ifade eder. Peki gerçekten bir hızla fark yaratabilir misin portlarda? Evet Ali, hızla portlarla bir fark yaratabilirsin. MSI ne yapmış Ali? Bu portlarda normalden 3 katı daha fazla altın kullanmış. Bu altın neye yarıyor? Daha iyi iletime yarıyor. MSI diyor ki eğer oyuncuysanız oyuncu klavye ve farenizi bu portlardan bağlayın. Bu kırmızı portlara takın. Çünkü bu portlar dediğim gibi daha fazla altın sayesinde daha iyi iletim sağlıyor. Bu da 10 kat yine daha fazla uzun ömür sağlıyor. Bu da nasıl oluyor tabii ki? Altın koyduğun zaman böyle sürekli söküp takıyorsun ya. Evet, anlaşılan altın zaten yumuşak bir materyal aslında. Evet. Aşınıyor ufak ufak. O 3 kat daha fazla altın kapladığın zaman o aşınmaya karşı ne olursa olsun o altının altındaki metal ortaya çıkmadan uzun süre kullanabiliyorsun. Aynen öyle. Tepki süreleri de böylece azalıyor. Daha hızlı tepki alıyorsunuz. MSI'nin iddia ettiği bu. Güzel. Yani oyuncular orada çok hassas olacak. Oyuncular gerçekten milisaniyeyi fark ettiğini iddia ediyor. Ben o konuda çok fazla yorum yapmayacağım. Üst düzey pro gamerler için güzel bir özellik. Evet. Devam ettiğimiz zaman burada ufacık minicik bir tane buton görüyoruz. Ali, özellikle de overclock yapanlar için faydalı olacağını düşündüğüm bir buton bu. Bir hata olduğu zaman bu butona basıyoruz ve BIOS'taki bütün ayarları temizliyoruz. Clear CMOS namı diğer. Ha, çok güzel. Yani bütün ayarları resetlemiş oluyoruz. Fabrika evet. Ayarlarına döndürdük. Aynen öyle. Onun yanında klasik USB 3.0 portları var diyeceğim. Evet, olmazsa olmaz USB 3.0 portlarımız. Şimdi şöyle bir bilgi de vermem gerekiyor Ali. MSI'ın bu anakartında, Gaming 7 anakartında özellikle USB Charger özelliği var. Yani USB portları normalden biraz daha fazla güç veriyor ve daha hızlı şarj etmeye yarıyor. Mobil hayatın vazgeçilmezi, hızlı şarj gereksinimi. Evet. Onun yanında? Onun yanında bir tane HDMI portu var. Yalnız bu anakartın arkasında iki tane HDMI portu var. Bir tanesi burada, diğeri de burada. Yani iki tane HDMI ile MSI biraz daha zengin bir çıkış, bir görüntü çıkışı sunuyor. Çoklu monitör için en başından sana desteği veriyor o zaman. Evet. Peki onun altında bir port daha var. Display link mi? Evet, display port Ali. Display port. Evet. Yanlışım olmasın, DisplayPort olması gerekiyor o. DisplayPort sayesinde de yine kullanıcılar daha iyi görüntü çıkışı alabiliyorlar. Hem renk açısından hem de daha yüksek çözünürlükler açısından. Bunun en üstündeki de sanırım optik çıkış. Evet, optik açıklamıştık, tekrar edelim. Özellikle tek kanaldan birden çok kanal sesi aktarmak istiyorsanız tek kablo ile 5+1 ses sistemine bağlamak istiyorsanız optik çıkışı kullanabilirsiniz. Bunun devamında daha fazla USB 3.0 portu görürüz çünkü asla yeterince USB portumuz olamaz. Evet, kesinlikle. Burada da Killer Ethernet portunu görüyoruz Ali. Bu da normal Ethernet portlarına göre kullanıcılara daha düşük bir tepki süresi sağlamada Killer çipini kullanıyor. Z97'nin lansmanında zaten özellikle bu Killer Ethernet çipi üzerine bayağı durmuşlardı. Killer'ın farkı olarak MSI şöyle diyor. Özellikle çok küçük ve de çok büyük paketlerde çok büyük bir fark yaratıyor. Yani ortalama paketlerde hızlı ancak özellikle sizin ağınızı meşgul eden o minik minik dit 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 gidip gelen verilerde çok daha efektif olduğunu söylüyor. Tabii ki bunu deneyimlemek gerek ancak Ethernet yeni Yonga setiyle birlikte MSI'nin anakartlarında özellikle oyuncuları düşünerek geliştirdiği parçaların başında yer alıyor. Evet. Ali, şimdi USB portlarına geçmeden önce şöyle bir bilgi vermem gerekiyor. Buradaki USB portları özellikle ekstra güç veriyor. MSI şöyle diyor. Bazı ses konusunda uzman kullanıcılar ya da ses konusunda en iyi dileyen kullanıcılar anakartın üzerindeki ses kartını değil de USB DAC'lar kullanıyor. Benim bildiğim bunu gitarist bazı arkadaşlar ya da müzisyenler böyle ekstra aparatlar bağlıyorlar. Evet. Farklı portlardan. Evet. Şimdi DAC deyince bazıları DOC anlayabilir. DOC değil. Bu DAC dediğimiz şey DAC. Yani
dijitalden analoğa çeviriciler, digital to analog converter dediğimiz cihazlar, yani harici ses kartları diyebiliriz. Bunları kullanan kullanıcılar buradaki USB portlarını kullanırlarsa ne elde ediyorlar? Daha temiz, daha berrak bir ses elde edebiliyorlar. Çok güzel. Yani bu farklı bir özellik olmuş. Takdir ettiğim bir özellik olmuş. Evet. Sadece oyuncular için değil, müzisyenler için de, müzikle ilgilenenler için de çeşitli özelliklere yer verilmiş. Evet. Onun yanında normal ses çıkışlarını görüyoruz. Bunlarda da altın kullanılmış gördüğüm kadarıyla. Evet, onlarda altın kaplama kullanılmış. Yalnız MSI burada standart renkleri artık terk etmiş. Onun yerine ana ses çıkışını kırmızı yapmış. Diğerleri artık biraz uğraştıracak sizi, bunu söylemeden geçemeyeceğim açıkçası. Yazılım arayüzünde ama neyi nereye bağladığını aslında görebiliyorsun Recep. Bağladıktan sonra düzeltebilirsin. Ya doğru. Da kitapçığa bakabilirsin. Yine de haklısın. Renkler konusunda böyle bir siyah ve kırmızı yapmışlar. Evet. Şimdi unuttum, aklıma şöyle bir şey geldi. Aslında o renkler şeyin üzerinde oluyor genelde. Arka braketin üzerinde oluyor. Oradan da kolayca tespit edilebilir aslında. Ali, SATA portlarına da bakalım. SATA 3 portlarına. Evet, SATA portlarından 8 tane olduğunu görüyorum Recep. 8 tane, Gaming 7'ye özel bir rakam. Ali, Gaming 5'te 6 tane SATA portu var ama bana sorarsan 6 tane SATA portu da yeterli ki zaten Intel de benimle aynı görüşü paylaştığından dolayı sadece 6 tane SATA portu sunuyor. Kalan 2 tane nereden geliyor? Kalan 2 tane için MSI anakartın üzerine ekstra bir tane çip koyuyor. ASMedia'dan çipi satın alıyor Ali, çipi koyuyor. Ve bu 7 ve 8. SATA portları ASMedia çipine bağlı oluyor. Yani oyun arşivi terabaytlarca yer tutan arkadaşlarımız için artık 8 tane disk, bir de üzerine M2 portuyla ayrı bir sabit disk. 9 tane sabit disk takabiliyoruz buna, değil mi Recep o zaman? Aynen öyle, 9 tane disk takabiliyoruz. Burada ufak bir bilgi daha vermek istiyorum Ali. Eğer siz sadece buradaki portları, yani 6 Intel'e bağlı portları kullanacaksanız, ki benim tavsiyem kullanacaksanız öncelikleri Intel'e verin. Buradaki ASMedia portlarını BIOS'tan devre dışı bırakmanız yararınıza olacaktır. Bilgisayarın boot süresini büyük oranda artıracaktır bu. Yani evet. Artık boot süresini de hackleyip iyice kısaltmaktan bahsediyorsun. Aynen öyle Ali. Anakartta kullanmayacağınız özellikleri zaten almak yerine bence Gaming 7 yerine Gaming 5 alabilirsiniz. Eğer bence de. Ya da kullanmayacağınız özellikleri bugün için kapatıp yarın açabilirsiniz. Aynen, bunları BIOS'tan rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Yeni Gaming serisinden 5 ve 7'yi yan yana koyduk. Bu benim çok sevdiğim bir manzara. İki anakartın birlikte incelemeye gelmesi ve böyle yan yana koyup kıyaslayabilmek aslında izleyicilerin kafasındaki çoğu soruyu cevaplamak, onları rahatlatmak için gerçekten çok iyi bir fırsat. Kesinlikle, bence de mükemmel bir fırsat. Hatta biz bile Ali, iki anakartı yan yana koyduğumuz zaman yazılı olmayan bazı farkları gördük. Kağıt üzerindeki gibi olmuyor değil mi hiçbir zaman? Hiçbir zaman kağıt üzerindeki gibi olmuyor. İşte o yüzden aslında biz inceleme yapıyoruz ve incelememizde 1080p yapıyoruz ki en ufak detaylar bile gözüksün. Evet, şimdi iki anakartın tasarımına baktığımız zaman tasarımları aynı. Yani yeni serinin tasarımı birbirine uyuyor. Evet. Fakat bu farklar ve benzerlikler nelerdir? Buyur, söz sende. Ali, ilk olarak istersen SATA portlarından başlayalım diyorum ben. SATA portlarında Gaming 7 serisinde 8 tane SATA portu var. Gaming 5'te ise 6 tane SATA portu var. Gaming 3'te de aynı şekilde 6 tane SATA portu mevcut. Evet, SATA portlarının sayısı üst modellerden alt modellere doğru azalıyor. Ya da nasıl ifade etmek istersen, üst modelleri çıktıkça artıyor. Evet, yine de ben şunu söyleyeyim Ali. Gaming 7'deki sağdaki 2 tane SATA portu ASMedia kontrolcüye bağlı olduğundan dolayı çok da şart değil. Eğer sabit diskiniz yeterliyse bence Gaming 5'te rahatlıkla bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak. ASMedia portu zaten Intel'e bağlı kontrolcüler kadar performans veremeyebilir. O yüzden bence 6 tane Intel'e bağlı SATA portu da çok ideal. Gaming 5 bu açıdan bir yetersizlik sergilemiyor. Gayet yeterli fazlasıyla. Aynen, gayet yeterli fazlasıyla. Pekala, SATA portları dışında ne eksikler, ne farklar var, ne artılar var? USB 3.0 konusunda farklar var. Ali, Gaming 7'nin USB 3.0 portu sayısı 8. Toplamda 8 tane USB 3.0 portu var. Gaming 5'te ise bu rakam 4'e düşüyor. 4 tane USB 3.0 portu var. Pekala, bir de Gaming 3 var. Şimdi incelemede elimizde olmasa da 3, 5 ve 7 çok kıyaslanacak. 3'te durum ne? 3'te de yine Ali, 3 USB 3.0 port sayısı 4 adet. Yani 5 ile aynı şekilde. Evet. Peki, bir de USB 2.0 portları var. Onların durumu nedir? USB 2.0 portları Ali, şimdi USB 3.0 7'de fazla olduğundan dolayı USB 2.0 biraz az. 2 tane USB 2.0 port var 7'de. Evet, USB 2.0 portlarını zaten arka tarafta göstermiştik. Onlar da sanırım şeyi taktığımız, klavye ve fareyi, oyuncu klavye faresini taktığımız altın kaplama olanlardı. Doğru Ali.
Gaming 5'te ise 4 tane USB 2.0 portu var. Gaming 3'te USB portları biraz kısıtlı. 2 tane USB 2.0 portu var. Anladım. Yani USB 3.0 portları açısından Gaming 3 ve Gaming 5 eşit ama USB 2.0 da daha az. Yok, eşit değiller. USB 3.0 2 tane daha fazla var 7'de. Anladım. 7, 5 ve 3'ü kıyasladığımız zaman durum böyle. Evet. Devam ettiğimiz zaman ses konusunda bir fark var Ali. Gaming 5'te optik ses çıkışı yok ama Gaming 3 ve Gaming 7'de optik ses çıkışı var. O biraz ilginç olmuş. Gaming 3, Gaming 5'ten aşağı bir model olmasına karşın optik ses çıkışının 5'te eksik olması biraz açıkçası kafa karıştırıcı geliyor. Evet, kesinlikle. Devam ettiğimiz zaman ne var? DisplayPort Gaming 7'de var, Gaming 5'te yok, Gaming 3'te var. Bağlanabilirlik özelliği açısından Gaming 3'e koymuşlar ama yine DisplayPort'un olması da bence optik çıkış gibi ilginç olmuş. 3-5'ten daha alt bir model olması gerekiyor evet. Çünkü. Gaming 5'te VGA portu var. Gaming 7'de VGA portu yok. Gaming 3'te de yine VGA portu mevcut. Hani bunları alacak kullanıcılar biraz daha eski tip monitör kullanıyor olabilir diye evet. VGA portu konulmuş bunlara. HDMI portu hepsinde var ama Gaming 7'de 2 tane var. Diğerlerinde sadece birer tane var. Evet. Devam ettiğimiz zaman DVI portu. DVI portu Gaming 7'de yok ama Gaming 5'te ve Gaming 3'te mevcut. DVI portu niye yok Recep? Ben hali hazırda DVI kullanıyorum mesela. 7 kullananlar DVI yerine ne kullanmalı sence? 7 kullananlar DVI yerine HDMI veya DisplayPort kullanma seçeneğine sahipler Ali. Pekala, bunun haricinde başka neler dikkat çekiyor? USB 3.0 internal power yani USB 3.0'ı besleyen özel yongalar vardı hatırlarsan. Evet, şurada gösterip bahsetmiştik. Şuradaki evet. Yongalar USB aynen. 3.0 öndeki bağlantıya ekstra güç besliyordu. Hatta burada da sigortayı göstermiş. Aynen öyle Ali. Gaming 7'de o beslemeler var ama Gaming 5'te o beslemeler mevcut değil olarak görüyorum ben. 3'te de o zaman bu ekstra güç beslemelerinden bahsedemiyoruz. Yani güç stabilitesinin en üst düzey olduğu ürün Gaming 7. Evet, Supercharger var. Supercharger Gaming 5'te ve 7'de de var. Yani bu iki anakartı kullananlar cihazlarına daha hızlı şarj edebiliyorlar ama Gaming 3'te Supercharger özelliği yok. Evet. Bir de bunda voltaj kontrolcü pinleri çıkmıştı ama Gaming 5'te çıkmamıştı. Sanırım overclockçuların ihtiyaç duyduğu şu ölçüm özelliği yok. Aynen zaten burada görüyoruz Ali. Burada artık sökülmüş. O şekilde mevcut değil bu voltaj kontrol noktaları. Peki bunda hiç ölçemez misin hocam? Ali açıkçası ben de çok şimdi aklımdan o geçiyordu. Emin değilim ama belki de bu şekilde hani pinlerle falan ölçüyordu çünkü bazı overclockçular. Aynen. Eskiden yoktu kartlarda çünkü böyle. Aynen. Belki ölçmek mümkün olabilir. Orada kesin bir yargı söylemeyeyim ben ama mümkün olma ihtimali var yani. Anladım ama burada büyük bir kolaylık var. Hayatı daha rahat hale getiriyor. Aynen öyle. Devam edelim. Ali, debug LED var Gaming 7'de evet. Görmüş olduğumuz üzere. Çok yararlı bir özellik. Aynen öyle. Gaming 5'te debug LED yok maalesef. Kullanıcılar hata olduğu zaman... Şurada aslında bir tane... Var. Evet, debug LED oraya konumlandırmış. Özür diliyorum, düzeltme yapalım. Debug LED hem Gaming 5'te hem de Gaming 7'de var. Bu da çok ilginç. MSI aslında kendi sitesinde olmadığını bahsediyor. Ben biraz oradan yola çıkarak söyledim evet. Ama konumunu değiştirince MSI mühendisleri sanırım evet. Kılavuz hazırlıyor. İnsan ilk başta şaşırıyor. Burada arıyorsun bu anakartta da ama buraya koymuşlar. 5 o kadar overclock için olmadığı halde yine hatalara karşı bir debug LED'in olması güzel. Aynen öyle. Multi-BIOS özelliği özellikle yazılmış. Multi-BIOS özelliği Gaming 7'de olmasına rağmen Gaming 5'te mevcut değil. Hatta onu şuradan görebiliyoruz. Şurada 2 tane BIOS çipi var Ali. Görüyorsun evet, dikkat edersen. Hatta 2 BIOS çipin arasına geçmek için burada bir switch var. BIOS'ları oradan switch'ten değiştiriyorsun. Aynen. Yanlış bir işlem yaptığın zaman çalışan BIOS'a geçiyorsun switch sayesinde. Bu sayede anakartını tekrar boot ediyor. Ama Gaming 5'te çift BIOS yok ve BIOS switch'i de mevcut değil. Güzel farklar bunlar. Bunun haricinde ne olabilir diye bunun gözümle arıyorum. Bunun haricinde ne olabilir söyleyeyim sana Ali. Gaming 7'de açma, kapama, reset ve OCG'ni tuşları var. Gaming 5'te overclock özelliği olmasına rağmen bu tuşlar mevcut değil. Ama kullanıcılar BIOS'tan yine overclock yapabiliyorlar. Ya da MSI'nin yazılımı Gaming App'ten de kolayca overclock yapabiliyorlar. Anladım. Yani 7'de overclock kolaylaştırma özelliği hem şu voltaj ölçümü için rahatlık hem de burada tuşlarla sağlanıyor. Bu tuşlar aslında senin benim gibi uzay montaj yapanlar için çok yararlı oluyor. Aynen öyle. Devam ettiğimiz zaman Ali yine bir fark daha mevcut. O da SLI desteği Gaming 7 ve Gaming 5'te varken Gaming 3'te SLI desteği yok. Bir bu de çok Ali, önemli. SLI gerçekten... yani çok ekran kartlı bir sistem toplayacaksan ya 5 ya 7 alman lazım MSI'dan. Aynen öyle ama zaten biz SLI ve Cross
vesaire pek tavsiye etmiyoruz açıkçası. O yüzden hani siz bilirsiniz açıkçası ama ben yine de anakart olarak Gaming 5'i önerebileceğimi söyleyebilirim. PCI Express portlarında bir fark var Ali. Evet. Şimdi Gaming 7 ve Gaming 5'te PCI Express konusunda hiçbir fark yok ama Gaming 3'te PCI Express X1 slotunun sayısı 2'ye düşürülmüş durumda. Öyle bir kısma var. Peki normal PCI portlarını ben burada başta bir şaşırdım var dedim ama yok, PCI Express 1 bunlarda. Evet. 3'te var mı? Evet, Gaming 3'te PCI portları kullanmış. MSI 3 tane PCI portu koymuş. Ya bana sorarsan PCI portu hiç konulmasa bile olur çünkü çok eski bir port. Ama MSI Gaming 3'te eski upgrade edilen sistemlerini kullanıcılar için belki bu portları kullanırlar diye 3 tane PCI portu koymuş. Zaten seçenek sunuyorlar. Farklı kullanıcılara farklı seçenekler sunmak burada temel amaç. Ben mesela şimdi baktığım zaman bir iki tane daha fark ediyorum Mecep. Buradaki Super Ferrite çokların sayısına bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Bunda 12 tane gözümün görebildiği Super Ferrite çok sadece şu kısımda var. Evet. Ama bunda 4'e 4, 8 tane var. Yani overclock edilecek olan anakartta, çok daha fazla overclock imkanı olan da daha fazla güç beslemesine imkan var. Ancak daha modelde bunların sayısı azalıyor. Yani aslında anakartlarda bu tür overclock imkanı daha alt modellerde daralıyor. Üst modeller de açılıyor. Aynen öyle Ali. Bunlar dediğim gibi kağıt üzerinde yazılmayan özellikler. Yani eskiden özellikle yazılıyordu MOSFET sayısı vesaire. Ama anakartlarda o kadar çok özellik gelmeye başladı ki artık bunlar yazılmıyor bile. Yani bir örnek daha vereceğim. Military Class 4 var diyor MSI bu anakartta artık. Bundan da bahsedilmiyor mesela. Çünkü onlar artık hani zaten... Alıştı insanlar. Alıştı. Military Class MSI. Aynen öyle. Military Class'ı zaten alıştı. MSI kalitesini kullanıcılar zaten alıştığı için MSI artık bunlardan bahsetmiyor bile. Evet. Onun yerine ekstra özelliklerimiz şunlardır, şunlardır diye o şekilde bahsetmeyi tercih ediyor. Bunlar çok güzel. Ben gözüme çarpan bir iki noktadan daha bahsetmek istiyorum burada. Önemli gördüm. Şurada M.2 portu alt kısımda yer alırken Gaming 5'te üst kısma konumlandırılmış. Yani anakartların üzerindeki bazı şeylerin yeri farklı. Evet Ali, konumlar değiştirilmiş. Açıkçası sorarsan sana kesinlikle yani burası daha iyidir ya da orası daha iyidir diyemem. Kullanıcının biraz tercihine kalmış ama sanırım senin tercihin burası daha iyi. Benim tercihim burası olur çünkü ben burada biraz aşağıya çok PCI kartı takanlar için yani eski donanımı çok olanlar aslında Gaming 5 ya da Gaming 3'e falan yönelse daha iyi olur. Ama burada bir takdir ettiğim bir özellik var. Şimdi Gaming 7'de de Gaming 5'te de bu USB Audio Power özelliği var Recep. İkisinde de Killer Ethernet var değil mi? Evet, ikisinde de Killer Ethernet var. İkisinde de Audio Boost mevcut. Şimdi bu Audio Boost özellikle Sound Blaster, benim gibi eskiden Sound Blaster ses kartı kullanmış olanlar için duygusal bir bağ taşıyor her şeyden önce. Bunu söyleyeyim. Sound Blaster benim çok hoşuma gidiyor. Bu ses kartının ikisinde de olması, ikisine de bu M.2 sabit disk takabilme imkanının olması, PCI Express slotları, işte SATA'ların bolluğu, ondan sonra hepsinin aynı işlemcileri kullanabilecek aynı teknolojilere sahip olması çok büyük artılar. Bir de müzisyenler için üst düzey değil de orta seviyede, gaming'in orta seviyesi de bu arada bayağı bir ileri kalıyor normal kartlara göre. Evet. Bu özelliğin olması takdir ettiğim noktalar oldu yani. Gaming 5'te çok güzel, çok kullanılabilir özellikleri bulundurmuşlar. Aynen öyle Ali. Evet, şimdi 5 ve 7'yi yan yana koymak yetmedi. Bir de üst üste koyduk. Portlarına bakıyoruz. Evet, portlarda yine gördüğümüz gibi dediğim gibi Ali, burada ufak bir detay da dikkatimi çekti. Clear CMOS Gaming 5'te yok. Ondan da bahsetmemde fayda var Ali. Overclock farkları. İşte evet. USB 2.0'lar burada ekstradan dikkat çekiyor. Siyah. Bunda evet. Hep mavi buradakiler. Onun haricinde DVI portu. VGA portu dikkat çekiyor. HDMI'nin bir tane olması. Portun olmaması, display link deyip duruyorum bugün. Display link farklı bir teknoloji sevgili izleyiciler. Onu belirteyim, benim hatam. Bu görüntü çıkışları özellikle dikkat çekiyor. Killer Ethernet farklı yerde bir derece. Sen bunu gördün, ilgimi çekti benim de. Aynen, Killer Ethernet farklı bir yerde. Killer Ethernet'in çipleri de farklı konumlandırılmış Gaming 7 ve Gaming 5'te. Ama performans konusunda bir fark yok. İkisi de 2205 çipi kullanıyor. Aslında anakartın üzerine MSI mühendisleri bayağı yeniden konumlandırıp yeniden çiziyor anakartı. Sadece iki tane yongayı oradan eksiltip aynı kartın farklı sürümünü satmıyorlar. Aynen öyle Ali. Umuyorum bir gün MSI fabrikasına gidip mühendislerin nasıl bir anakart tasarladıklarını da siz okurlarımıza göstereceğiz. Vallahi niyetlerimiz çok ama zaman ve de bunlara koşturmak gerekiyor. Yapabilirsek çok mutlu olurum ben de. Hep altın kaplama ses portları şu son dönemin zaten popüler unsurlarından bir tanesi devam ediyor. Renkler aynı. USB 3.0 portlarında süper speed yok demiştin, süper şarj yok demiştin galiba. Evet, süper şarj özelliği mevcut değil.
Onun haricinde dikkat çeken çok da büyük bir fark görmüyorum arka portta. Aynen. Süper şarjı konusunda bir düzeltme yapıyorum Ali. Süper şarjı Gaming 5'te var. Gaming 3'te yok. Gaming 3'te yok. Evet. Gaming 5 ve Gaming 7'de hızlı şarj edebiliyoruz. Aynen öyle. Çok güzel. Evet Ali, Super Ferrit çoktan girdik. Evet, başka bir taraflardan USB portlarından çıktık. Aynen öyle. Benim hoşuma giden pek çok özellik var Recep. Z97 Yonga setini bahane eden MSI pek çok yerde geliştirme yapmış, yeni özellikler getirmiş. Evet, son zamanlarda ben bilmiyorum şimdi komponent piyasasının ölmeye başlamasından dolayı mıdır? Ya yalan. Ben komponent piyasasının öldüğüne filan inanmıyorum. İnsanlar kendi oluşturdukları bir halüsinasyona kapılıyorlar. Şimdi yeni tabletler çıkıyor, yeni güzel oyuncaklar çıkmış. Herkes onları almak istiyor. Sonra bakıyorsun tablet piyasası yavaşlayacak. Cep telefonu piyasası yavaşlayacak. Sonra bir bakacaksın sırf telefon üreten bir firma anakart işine girmeye kalkışacak. Sırf eğlence sektöründeki enterprise'a girmeye. Bu işin muhabbet kısmı. Yani masaüstü PC ciddi bir oyuncunun her zaman ihtiyaç duyduğu bir ürün. Olmazsa olmaz. Ya ciddi gamer laptop dediğimiz sağlam güçlü bir dizüstü bilgisayarın olacak. Ama onun bile ergonomisi bir yere kadar masaüstünün rahatlığına, esnekliğine kolay kolay kavuşamıyorsun. Şundaki port sayısına. Açıp üzerindeki overclock imkanlarına erişmek kolay bir şey değil. Aynen öyle. Şu güzel işlenmiş PCB'ye bakınca zaten böyle sistem toplayasım geliyor benim. Ben söyleyeyim sana, şimdi Haziran'la birlikte tekrar insanlar bilgisayarlarını bayağı bir yeniliyor olacak. Evet. İnsanların böyle yaz tatiline girmeden önce canlarının sıkılmasını engellemek için yeni bilgisayara ihtiyacı olacak. MSI'da diğer markalarda tam Z97 Yonga setli anakartlarını çok güzel bir zamanda çıkardılar bence. Kesinlikle Ali. Bu sınıflandırma da gayet güzel olmuş. 3-5-7 sınıflandırması. Şimdi ben biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum. Açıkçası kullanıcılar soracaklar. Abi ben 5'imi alayım, 7'imi alayım, 3'imi alayım. Tabii. Neyi tavsiye edeceksin? Yani neye göre tavsiye edeceksin? Evet. Ali, açıkçası ben şimdi lafı fazla dolandırmak istemiyorum. Görüşlerimi açık ve net söyleyeceğim. Evet. Gaming 3'te PCI port sayısı biraz fazla. Şimdi belki çok eski sistemlerden upgrade eden kullanıcılar TV kartı kullanıyordur. Aynen. Birden fazla kayıt kartı vardır. Onlara lazım. Aynen öyle. Eski TV kartı kullanıyorsa, onu kullanmaya devam etmek istiyorsa Gaming 3'ü alabilir. Ama ben açıkçası PCI kart kullanıyorsanız da onları emekliye ayırın diyorum. Hı hı. O yüzden Gaming 3 yerine alabiliyorsanız Gaming 5'i alın diyorum. Çünkü özellikleri biraz kırpılmış Gaming 3'ün. Gaming 7'ye baktığım zaman da overclock özellikleri ön plana çıkıyor. Overclock açıkçası herkes ne kadar overclock yapıyor, herkes ne kadar profesyonel olsa yapıyor tartışılır. O yüzden Gaming 7 de herkesin ihtiyacı olan bir anakart değil bana göre. Daha üst düzey overclockla uğraşan oyunculara hitap ediyor. Evet. Kaldı ki MSI'ın çok ileri düzey overclockçular için özel olarak ürettiği sıvı nitrojenin buharını üzerinde dışarı atan fan olan filan daha fantastik modeller var. Aynen öyle. Kullanmayacağınız özellikler için para ödemeyin. Kesinlikle. Kullanacağınız özellikleri de es geçip daha ucuz modellere gidip sonra keşke iki tane daha USB 3.0 portu olsaydı. Keşke şunun işte şu özelliği olsaydı diye kalmayın. Yani orta sınıf burada doğru karar mı? Gaming serisinde. Ali, bence doğru karar. Benim kişisel tavsiyem Gaming 5'i alın ve keyfinize bakın. Gaming 7 almak zorunda değilsiniz. Gaming 3'ten de PCI portlarından dolayı pek haz etmedim açıkçası. Senin hoşuna gitmedi. Benim hoşuma gitmedi ama ihtiyacı olanlar tercih edebilirler. O yüzden ben diyorum ki Gaming 5 burada gerçekten oyuncuların beklentilerini karşılayacak. Evet. İdeal, güzel bir anakart. Gaming 7 daha üstte kaldığı halde burada daha fiyat performans tercihi ön plana çıkarttık. O da güzel oldu. Piyasada gördüğüm kadarıyla MSI'nin yeni Z97 anakartlarının fiyatları da gayet güzel. Evet, çok rekabetçi. Fiyatlar gerçekten çok rekabetçi ve sunduğu özelliklerine baktığımız zaman da rakiplerinden hani çok devasa bir aşağı kalır yanı yok. Genel olarak burada bir SATA Express konusu konuşulabilir gördüğüm kadarıyla. Evet. O da M2 portunu kullanacak olanlar, sadece SATA Express'i kullanmayacak olanlar için önemli değil. SATA Express gelecekte benim için çok önemli olacak diyenler de burada adaptörler. Şimdi orada bir eleştirim de olacak, evet. Ali. Biz incelemeye geçmeden önce bir kontrol ettik. Şu anda satışta hiçbir tane M2 SSD yok. Türkiye'ye gelmesi lazım. Biz ilk Z97'lere baktığımız zaman açıkçası bu teknoloji beni çok heyecanlandırdı. Niye? 6 gigabit yerine 10 gigabit. 10 gigabit veri aktarım hızı. Bir anakartta en önemli şey çevre, hani normal kalitenin getirilen ek özelliklerin dışında bağlanabilirliktir. Yani her şeyi bağlayabilmem, çok hızlı veri aktarabilmem, her şeyin üzerine oturduğu platform. Buna bir şey bağlayamıyorsam elim ayağım kesili kalıyor.
Yani ya adaptör aramak zorundayım ya düşük hızlara talim etmek zorundayım. Doğru. O yüzden buradaki M2 ile adaptörü orada sunmuş olmaları çıkar yol bırakıyor. Aynen öyle. Sana öyle. Bu geldiği zaman da kesinlikle destekliyor. Doğru. Ayrıca bir ufak bir detay daha var. M2 portuna takılan o adaptör sadece SATA Express değil. Aynı zamanda iki tane de ekstra SATA portu sunuyor kullanıcılara. O da güzel. O da gayet neşeli. Yani çok fazla sabit disk kullananların artık bundaki 6 ile 8 SATA portuna ya da ekstra 2 porta bakması gerekiyor ama ne kadar düzeyinize kullanacağınız parçalara bakarak karar vermeniz her zaman önemli. Aynen öyle. Ufak bir detay daha var Ali. MSI evet. Bundan bahsetmiş. Ben de bundan bahsetmek istiyorum. MSI diyor ki bizim bu anakartlar SteamOS destekli. Hmm. Evet. SteamOS nedir? Steam'in yeni çıkartacağı işletim sistemi. Ben evet. Pek bel bağlamıyorum açıkçası Linux tabanlı olduğundan dolayı ama... Linux dediğin zaman zaten insanlar biraz kaçıyor hocam. Evet. Linuxçular alınmasın. Onlara karşı hiç burada bir şey yok. Bu şey... tamamen piyasa ve pazarlama temelli bir değerlendirme. Aynen. Öyle açık kaynak biraz hani kullanıcıların açıkçası uzak durduğu bir şey olarak gözünü biraz, korkutuyor. Biraz gözünü korkutuyor. Çünkü öksürsen kod girmek zorundasın diye benim bir deyimim var yani. Evet. Aslında öyle olmayan durumlarda bile Ubuntu gibi kolay Ubuntu kolay. Şeyde bile fazla yaygınlaşamıyor. Aynen. Yani MSI diyor ki bunlar SteamOS uyumlu ama ben de diyorum ki zaten piyasadaki birçok anakart zaten SteamOS uyumlu. Hani onun yine için MSI'nin uyumlu. Bir anakartını kullanan bir SteamOS rehberimiz var burada. Evet. SteamOS'u nasıl kurarsanız küçük bir kasa içerisinde nasıl böyle yüksek performanslı canavar. Hatta GTX 770 kullanıyordu. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Aynen bayağı güçlü bir ekran çok güçlü vardı. Bir SteamOS yaptık yani. Rehberi de var orada. Onu da atlamayın SteamOS'a meraklıysanız. Aynen öyle. Ne diyelim? Bir incelemenin daha sonuna geldik mi Ali? Valla ben yeni seriyi çok beğendiğimi söyleyerek bitirmek istiyorum. Mecep bir evet. İncelemenin daha sonuna geldik. Kesinlikle. Yani. Ben de çok beğendim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun MSI yeni serisi. Oyunculara da hayırlı olsun. Aynen güzel öyle. Olacak. Siz de tercihlerinizi buna göre yaparsınız diye düşünüyorum. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gö. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.